her güne başladığımızda biz savaşmak zorundayız. Ülkeyi yönetenler refah içinde biz sürünüyoruz. Arabayı bırakın, el arabamız yok elimizde. Ülkem için çabalamayı istiyorum fakat ülkem için çabalamak için bana fırsat vermiyorlar. Ben emekliyim mesela, aldığım maaş zor yetiyor. Geçinme sıkıntısını biz bu yaşta düşünmek zorunda mıyız? Bunları artık bir kenara koydum. Geçinmeye çalışıyorum sadece. Her şey değişecek bu ülkede. İşsizlik bayağı çoktur. Ben hep yani işsizim ya, onun için yani. Allah yardımcımız olsun. Kadın cinayetlerinin bitmesini isterdim. Ben hakkımı bir vatandaş olarak helal etmiyorum. Vatandaşlar çöpten topluyor. Bak yarın bir gün vatandaş çöpte de bulamayacak ekmeği. Artık ben markete veya dışarıya çıkmamayı çözüm olarak kendime çözüm yolu onu buldum. İnşallah ülke ayağa kalkar. Benim annem rahatsız çalışmıyor. Babam da yok yani. Ve ben aldığım bursla geçinmek zorunda kalıyorum sadece. Ve hani yani geçinemiyorum, iş arıyorum. Ben öğrenciyken, okumam gerekirken ben iş arıyorum. Genç olarak ya ben umutsuzum abi. Emekli pek. Şundan alıyorum, şundan veremiyorum ya. Yani. Ben öğrenciyim, 18 yaşındayım. Sınava 9 gün kaldı. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ve gelecekte ne olacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Zar zor günü kurtarıyoruz. Yani et desen onu yemek imkansız. Tavuk eti desen onu yemek de imkansız zaten. Kendi mesleğimi yapmanın hayalini bile kuramıyorum. İşsizlik yüzünden çözüm bulmasını isterdim. Dışarıda acaba özellikle kadın olduğumuza dair yaşadığımız sorunlar. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Biz ihtiyaçlarımızı karşılamaya çaba gösteriyoruz sadece şu anda. 16 yaşında oğlum var diyor ki niye bugün bir şey alınmadı? Ya bu devletin başına başka birileri gelecek ya da gittik. Evime ekmek götürecek kadar muhtacım ya. Nasıl geçineyim? Hırsızlık mı yapayım? Ben bir genç olarak artık bu ülkeden umudumu kestim. Emeklilerin akşamdan saat 6'dan sonra pazardan atılan şeyleri almaları insanca yaşamını gösteriyor. Geceleri odamla gelecek kaygısını düşünürken kendimi harap ediyorum. Sıfırım yani şu an. İşsizim. Yani çalışıyordum, işten çıkardılar. İş arıyoruz. Adamı olan, parası olan en kral yerde. Adamı olmayan sokaklarda sürünsün. Anıya babaya boyun büksün. Ekmek ve parası cedilensin. Anadan babadan. 3 ay çalıştım. Gece 4'te eve gittim. Sabah 10'da geri dükkana gittim. 3 ay çalıştım. Telefon aldım ve kırık telefon aldım. Asgari ücretle çalışan bir insanım. 3 tane çocuğum var. Evim kira. Ve yetemiyorum. Daha iyi şeyler olsun hayatımızda. Tüm arkadaşlarımla birlikte doların iniş çıkışını takip ettik. Artık bunlar fazla bize. Bana birisi burs veriyor ve ben o şekilde okuyorum. Yoksa benim şu an okuma gibi bir gücüm yok. 1800 lira maaş alıyorum ben. 12 bin lira doktor parası verdim. Ameliyat parası. Gelecek kaygısı var. Bir kitap almak istedim üniversiteye hazırlanmak için. Hiçbir zaman param yetmiyor. Kimisi gider doktor olmak ister, öğretmen olmak ister ama şu anda öğretmenler de atanamıyor. Bir türlü kendi işimi yapamıyor oluşum. İşte sağda solda para peşinde koşuyor oluşumdan çok rahatsızım. Mahvolmuş durumda herkes. Kitapları seçerek almak durumundayım. Birini alıyorsam öbürünü almıyorum. Yine de biz bu ülkeyi seviyoruz. Ülkeye dair umutlarımız var. Yazık yani, bu ülkeye yazık. Ben şimdi yeni çay içtim, parasını bile ben ödeyemedim yani. Arkadaşlarım ödedi. Arkadaşlarım olmasa şey olur. Hiç ödeyemeyeceğim. Sadece cebimde 5 lira para var. 18 yaşında gencim. Ama yaşamak istemiyorum ya. Gerçekten benim gelecek hakkında bir beklentim yok. Emekli maaş arıyoruz. Yarısı kire, yarısı çocuklara öyle geçinemiyorsunuz. Hep şey alıyoruz. Şimdi bunu yaparsak ama yarın onu yapamayacağız. Hep böyle ikilemlerle yaşıyoruz. Öğrenci olarak Türkiye standartlarında geçinmek zor. Gidip bir yerde oturmak lüks oldu. Üniversite mezunuyum, işsizim. Yani iktidardaki ve ona yakın olanları yaşatmak istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz. Hepimiz fakir durumdayız. Ekmeğe muhtacız şu anda. Bu zamlar bizi yaktı. Zam, 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 zam. Yok, mücadelemiz yok. Yaşamıyoruz. Ölmüşüz biz. Bitmişiz. Umutla doluyuz hepimiz. Kurtarmak istiyoruz ülkemizi de. Ellerimiz bağlı, gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır. Türkiye'de artık insanlar paraya dürbünle bakıyorlar. Ben burada üniversite okuyup İyi yerlerde çalışmak varken, istediğim bölümü okuyup, istediğim mesleği yapmak varken ben neden sevdiğim toprağı bırakıp da gidip başkasının ülkesinde garsonluk yapmanın hayalini kurayım? Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Mont almam lazım. Bakıyorum ama iki kere düşünüyorum. Yani durum kötü. 2023'ü bekliyoruz. Ama sandıkta görüşüyoruz. Bir an önce bu iktidardan kurtulmak gerekir diye düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda sandık önümüze gelecek. Millet daha güzel cevabını verecek. Ne düşündüğünü orada göreceğiz. Sizler bizim için önemlisiniz. Çünkü sizler Türkiye için önemlisiniz. Ama merak etmeyin, çok az kaldı.